Sevgili danışanımızın cildini yaza hazırlamak için öncesinde inceleyip sonrasında oksijen bakımı için cilde can ve parlaklık kazandıracağız. Danışanımızın cildinde biraz matlık ve biraz kuruluk var ve burun çevresinde siyah nokta problemimiz var. Bu nedenden dolayı önce cildimizi temizleme işlemi yapacağız. Başlangıç işleminde eldiven kullanmıyorum çünkü siyah nokta temizleme işleminde kullanacağım. Çünkü cildimizin hissetmemiz ve tenimizin yani ellerimizin cildimize değmesi gerekiyor. Cildimiz kuru ve nemsiz bir cilt olduğu için temizleme sütüyle tüm cildimizi öncesinde temizliyoruz. Siyah noktaların genelde oluşmasının sebepleri hava kirliliği, sigara kullanımı, düzensiz beslenme gibi birçok aslında etken cildimizin siyah noktalarını oluşturmamızı sağlıyor. Cildimizi normal şartlarda evde bir bakımlardan sonra mutlaka cildinize uygun bir temizleme sütü veya temizleme jeliyle iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Uyguladığımız temizleme sütünü ıslak ve nemli bir havluyla cildimizden arındırıyoruz. Temizleme sütünü yaptıktan sonra cildimizin ölü tabakalardan arınmak için peeling işlemi yapacağız. Peeling işlemimizde tamamen cildimize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayacağız. Cildimizin hem yüzeyindeki ölü tabakayı tamamen temizleyip hem de siyah noktaları temizleme işlemi için zemin hazırlamış oluyoruz. Bu işlemi kişiler kendileri evde haftada 2 kere peeling işlemi yapabilirler. Temizleme işleminden sonra ciltleri hem hafta boyunca daha sağlıklı ve daha temiz gözükür. Yine aynı şekilde ıslak havlu yardımıyla peelingimizi yüzümüzden arındırıyoruz. Şimdi cildimizi siyah noktalardan arındırma işlemine geçiyoruz. Bu uygulama artık teknoloji ilerlediği için vakum sistemiyle oluyor ve tamamen derinlemesine ciltte temizlik sağlıyor. Öncesinde nem sağlamak için ıslak bulunduruyoruz cildimizi. Islak bir pamuk yardımıyla cildimizdeki siyah noktaları vakum terapisiyle tamamen ciltten arındırıyoruz. Bu uygulama tüm cilt tipleri için yapılabilir. Şu anda yaz döneminde en sağlıklı bakımlardan biridir yapılan bakım. Hem cilde oksijen vereceğiz, hem cildimizi siyah noktalardan arındırıyoruz, hem cildimize nem dengesi sağlıyoruz. Bunun gibi birçok uygulamayı bir arada yapan özel bir sistemdir bu. Özellikle burunda estetik ameliyatı olmuş kişilerde dahi vakum sistemiyle burundaki siyah noktalardan arındırabiliyoruz. Bu uygulama ortalama 5 dakika kadar süren bir uygulama. Şu anda yapmış olduğum sistemle vakumla birlikte cildimizdeki tüm siyah noktaları ve ölü hücreleri cildimizden arındırıyoruz. Ciltte leke problemi olan kişiler de bu bakımı rahatlıkla yaptırabilir. Sadece ileri seviyede akne ve sivilce problemi olanlarda bu bakımı uygulayamıyoruz. Çünkü öncesinde akne bakımları yapılarak cildimizde önce kurutma işlemi yapıldıktan sonra tamamen ciltteki siyah noktalar temizlenebiliyor. Ortalama 3 dakika ile 5 dakika arası yaptığımız bakımda cildimizde hiçbir şekilde siyah nokta artık kalmamış oluyor. Cildimizi siyah nokta ve yağ bezlerinden arındırdıktan sonra cildimize oksijen vererek gözeneklerimizi sıkılaştırma işlemi yapıyoruz. Bu işlem hem uygulanan bölgedeki kan dolaşımını hızlandırıyor hem gözeneklerimize, açılmış olan gözeneklerimize oksijen vererek o bölgedeki tamamen sıkılaşma görevi görüyor. Ve şu anda cildimize uyguladığımız serumumuzu cildimize yedirmemizi sağlıyor. Bu uygulama yaz aylarında dediğim gibi rahatlıkla yapılabilir. Sadece cildimize uyguladığımız her işlemden sonra veya işlem bile yapılmadan cildimize kesinlikle düzenli bir şekilde güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Her cilt tipine uygun güneş koruyucu sabah akşam kullanılmalı ve yaz kış kullanılmalı. Oksijen bakımı, cilt bakımı gibi birçok uygulamayı sadece bayanlar değil beylerimiz de daha çok tercih ediyor. Bu oksijen bakımını haftada bir yapılmalı. Belirli bir 4-5 seans gibi bir süre haftada bir. Sonrasında artık kişinin cildine uygun farklı bakımlar yapılabilir.
Her yaşta yapılabilir. Özellikle ergenlik döneminde ciltlerimizde akne ve sivilce gibi problemler ergenlikten dolayı oluşabiliyor. Onlara yapılan bakımlar biraz daha akne ve sivilcelere yönelik olan bakımlar. Ama sonrasında tabii ki cildimiz sivilce ve aknelerden arındıktan sonra oksijen bakımı yapılabilir. Her yaş ve her cilt tipine uygun bakımlardır bunlar. Hiçbir şekilde cilde zararı yok. Aksine tamamen cildimize canlı parlaklık ve tamamen sağlıklı gözükmesini sağlar. Akne bakımı, sivilce bakımı gibi özel tamamen akne ve sivilce yönelik olan bakımlarda eğer doktor kontrolünde ilaç kullanımı yapılıyorsa maalesef onlara kısa bir dönem bu uygulamalar yapılamaz. Ama onun dışındaki tüm herkese yapılabilecek bakımlardır bunlar. Gözeneklerimizi sıkılaştırma ve gözeneklerimize tamamen oksijen verme işlemimiz bitti. Artık cildimize antencik bakımı uygulayacağız şu anda. Şu anda göz çevremizdeki ince çizgilerimizi açmak için antiencik işlemi yapıyoruz. Radyo frekans uygulaması ile ısı yöntemi ve ısı yöntemiyle göz çevresindeki kırışıklıklarımızı açacağız. Tamamen kas yönlerine doğru hareketler yardımıyla göz çevremize uygulanan özel göz çevresi kremi ile uygulanan özel bir işlem. Ortalama 3 dakika kadar uygulanıyor. Her göz çevresi için 1,5 dakika kadar. Vibrasyon ve ısı sistemiyle göz çevremizdeki ince çizgilerimizi tamamen bu yöntemle açabiliyoruz. Bu uyguladığımız işlemler ise cildimizdeki renk pigmentasyonunu dengelemek için yapılan bir uygulama. Cildimizde eğer birden çok renk varsa bunu tek renk oluşumunu sağlamak için uyguladığımız özel bir lazer ışınlarıyla uyguladığımız özel bir sistem. Yine tamamen kas yönlerine doğru yapılarak uyguluyor. Cildimizde yine masaj yapılarak uyguladığımız bir sistem. Bu işlem eğer cildimizde sivilce gibi problemler varsa bunları da kurutma işleminde de etki sağlıyor. Üzerindeki led ışıklardan dolayı. Şimdi oksijen maskesi işlemine geçiyoruz. Tamamen cildimize saf oksijen vererek hem burun yoluyla ağızdan burun yoluyla ve ağızdan vücudumuza alarak hem de cildimize uyguladığımız bir oksijen. Ortalama 15 dakika kadar cildimizde kalıyor bu işlem. Düzenli, sağlıklı bir cilde sahip olmanız için mutlaka düzenli cilt bakımlarınızı yaptırmalı, sağlıklı beslenmeli, bol su tüketmeli ve düzenli olarak uzmanlar eşliğinde de düzenli bir şekilde ürünlerinizi kullanmanız gerekiyor. Oksijen bakımı işlemimizi oksijen maskesiyle tamamladıktan sonra cildimize kısa bir masaj işlemiyle de sonlandırmış olacağız. Siz de cildinizin daha sağlıklı, daha parlak, daha canlı gözükmesini istiyorsanız mutlaka boz tüketin, sağlıklı beslenin ve düzenli cilt bakımlarınızı yaptırın. Oksijenle nasıl güzelleştiğimizi gördük sevgili İmren Öztürk'e. Bir kez daha teşekkür edelim. İyi ki varsın diyelim efendim.